Ali Şahinkaya ismim. Ürün tasarımcısıyım. Yaklaşık 8 yıldır Arman Tasarım bünyesinde ürün tasarımcısı olarak çalışmaktayım. Firmamızda çeşitli sektörlerdeki pek çok firmaya ürün tasarım hizmeti ve ürünlerin stratejisinin belirlenmesi konusunda destek oluyoruz. 3D printerlarla dışarıdan normalde hizmet alıyorduk. Farklı prosesleri, farklı projeler için sürekli denedik. Firma içine ilk giren makine de 2014 yılıydı diye hatırlıyorum. Daha sonra farklı cihazlarla bu süreç devam etti. İhtiyaçlarımız doğrultusunda daha doğruluk sağlayan ve ürün ebatlarının büyüdüğü printerlara ihtiyaç duyduğumuzda yerli olan Zaxe ile beraber yola devam ettik. Zaxe'yi de çok yoğun olarak bizim ofisimize girdiğinden itibaren kullanıyoruz. Neredeyse hiç durmadan çalıştığını söyleyebilirim. Prototip üretimi ürün tasarımında çok çok önemli. Çünkü biz bilgisayar ortamında ya da kağıt üzerinde tasarladığımız ürünlerin tasarımını doğrulama ihtiyacı duyuyoruz. Bunu da nasıl sağlayabiliyoruz? Örnek vermek gerekirse biz eskiden çeşitli strafor köpüklerden maket yapardık ki burada ürünün ergonomisini, durduğu rafta devrilip devrilmeyeceğini ya da diğer rakip ürünlerle birlikte aynı rafta göründüğünde nasıl bir his uyandırdığını görebilmek istiyorduk. Bunlar tabii bu şekilde maketler hazırlamak bizim çizimimizle doğruluğu eş olmuyor. 3D printer hayatımıza girdiğinden itibaren ise hayal ettiğimiz tasarım, modellediğimiz datayı doğrudan printer'dan çıktı alıp çalışabilir ürünler yapıyoruz. Burada gerçek kapak detaylarını ürünlerde kullanabiliyoruz. Yani burada mühendisliği de doğrulamış oluyoruz, tasarımı da doğrulamış oluyoruz. Böyle bir faydası var. Bunun bizim süreçlerimizi hızlandırması açısından ve kendi karar mekanizmalarımızı, üründen emin olmamızı, tasarımdan emin olmamızı ve ortaya çıkan sonuçtan hem müşteri tarafında hem de tasarım ajansı olarak bizim tarafımızda tatmin olmamızı sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda 3D printer aslında tasarım süreçlerinde olmazsa olmaz bir yer teşkil ediyor. Şu anda genelde PLA ve ABS malzeme kullanıyoruz. Özellikle Zaxe'de kullandığımız ABS malzemeden oldukça memnunuz. Çünkü bu ABS malzeme biraz zımparalanabilir ve yüzeyin çeşitli pürüzlerini kolaylıkla giderilebilir bir şeyi var, yapısı var. Bu açıdan sonuç ürüne daha yakın, üzerine birkaç işlem uygulayabileceğimiz, macun atıp zımparalayabileceğimiz, kozmetik boya uygulaması yapabileceğimiz bir şey veriyor bize, imkan tanıyor. Bu imkanı da açıkçası değerli buluyoruz. Bunun yanı sıra aslında biraz esnek malzemeler ya da şeffaf malzemelerle alakalı denemeler yapıyoruz. Çeşitli zamanlarda özellikle esnek malzemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. İyi bir 3D printer'dan beklentimiz açıkçası kolay kullanım. Çünkü bu ayarlama süreçleri bize biraz gün içinde vakit harcatabiliyor. Bir de baskıya verdiğimiz datanın sonuçta bizim bir elimizde çizim var. Bununla uygunluğu, yani birebirliği bizim için çok kıymetli oluyor. Çünkü o şekilde biz tasarımı doğrulayabiliyoruz ve mühendisliği doğrulayabiliyoruz. Hatta bazı hazır komponentlerle 3D printer çıktısını bir arada kullanıp test etmemiz gerektiği için burada bu doğruluk çok önemli hale geliyor. 3D printerlar şu anda tasarım ve mimarlık ofislerinde ya da Ar-Ge merkezlerinde yoğun olarak kullanılıyor ama ya da bazı eğitim kurumlarında. İleride her eve girip sizin cloud'dan bazı objeleri sadece datasını satın alacağınız ve evde kendi ihtiyacınıza göre o datalar üzerinden ihtiyaçlarınızı kendinizin üreteceği bir yola doğru gidiyor aslında 3D printer dünyası. Hatta ve hatta şu anda pandemiyle beraber pek çok tanıdığım insan da aslında bir girişimcilik tarafında faaliyet gösteriyor.
çeşitli şeyler üretiyorlar. Özellikle kadın girişimcilerin çok arttığını gözlemliyorum. Burada 3D printer da ileride sanki biraz mikro üretim konusunda önemli bir yer elde edecek gibi geliyor. Özellikle malzeme teknolojilerinin de buna el verecek şekilde çeşitlenmesi ve dataların internet ortamında daha rahat paylaşılabilir. Hatta bazı basit programlarla belki 3D printer üreticilerinin de sunacağı bazı basit modelleme çözümleriyle bu mikro üretimlerin artıp insanların kendi ihtiyaçlarına yönelik yoğun bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum.